Emlakçı TV'den herkese merhabalar. Bugün MP Gayrimenkul'deyiz ve yanımızda Abdülkadir Baykay var. Abdülkadir Bey, bize kendinizden ve firmanızdan bahseder misiniz? Abdülkadir Baykay, 82 Bursa İnegöl doğumluyum. MP Gayrimenkul olarak 2008 yılında kurulmuş bir firmayız. 2008 yılında firmayı ortağımız Sinan Bey, Sinan Dalas'la beraber kurduk resmi olarak. Yaklaşık şu an 3 bölgede, Çatalca, Arnavutköy ve Gazi Osmanpaşa bölgesinde olmak üzere 3 bölgede şubemiz bulunmakta. MP Gayrimenkul olarak arsa, tarla, onun akabinde inşaat sektöründe hızlı bir şekilde faaliyet göstermekteyiz. Yaklaşık 15 tane pazarlama elemanımızla birlikte bu faaliyetleri sürdürmekteyiz. Türkiye'de şu an emlak piyasasında bir hareketlenme olduğu söyleniyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi genel bağlamda bunu bağladığımız nokta ekonominin vermiş olduğu rahatlık. İnsanlara bir rahatlık geldiği zaman genel bütçesine, evdeki bütçeye öyle söyleyelim. Bu rahatlık zor olan bir yatırımı kolaya döndürüyor. Bölge olarak bakarsak, yani bizim bu Arnavutköy'deki emlak piyasası ve bölgesi olarak bakarsak, bu bölge üzerinde devletin bir takım projeleri var. Şu an resmi olarak açıklanmış tek projesi dünyanın en büyük havalimanı dediğimiz 3. havalimanı. Onun akabinde Kuzey Marmara Otobanı ve resmi olarak açıklanmasa da bir Kanal İstanbul ve Yenişehir projemiz var. Ondan dolayı bu bölgede ve Türkiye'de emlak piyasasında bayağı bir hareket görmekteyiz. Semt olarak zaten baştan da dile getirdik. 3 tane semtte aktif olarak şubelerimiz var. Çatalca, Arnavutköy ve Gazi Osmanpaşa. Gazi Osmanpaşa bölgesinde şu an devam eden inşaatlarımız var. İnşaatlar noktasında daire talepleri tabii ki yine bütçeye dayalı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Arnavutköy'de ve Çatalca'da daha çok arazi ve arsa üzerine çalışmalarımız sürmekte. Son olarak söylemek istedikleriniz nelerdir? Ben şöyle ifade edeyim. Son olarak dünyada Türkiye tek, Türkiye'de İstanbul tek, İstanbul'da da Arnavutköy tek, Arnavutköy'de de MP Gayrimenkul tek. Bu manada müşterilerimizi bu bölgeye bekliyoruz. Geç kalmasınlar. Bugüne kadar birçok şahıs, birçok firma buradan yatırım yaptılar. Kendileri de bir an evvel geç kalmadan bu bölgeye yatırım yapsınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.